Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda açılar konusundaki klasikleşmiş sorular testlerindeki test 5'in çözümünü yapacağız. Bu testler, bu test ve bundan sonraki testler AYT tarzındaki testler, klasikleşmiş soruların AYT tarzındaki testleri. Haberiniz olsun. Çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgen, hemen eşkenar üçgensi açıları yazalım arkadaşlar. 60 derece, 60 derece ve 60 dereceyi şöyle bir gösterelim. Sonra açılarla alakalı bir şey verilmiş. Ben buraya alfa dersem, DCB açısı alfayken Neresi 3 alfaymış? DAC açısı 3 alfaymış. DAC 3 alfayı da buraya yazdık. Tamam. Sonra ne var? Hocam şurada bir dik üçgen var. Bakın dik üçgenin 90'ı kullanırken 90'ı kullanmam lazım. Yani dik üçgeni kullanmam lazım. Hocam burası alfa ya. Buraya ne kaldı? 60 eksi alfa kaldı. E dik üçgende şu iki açın toplamı 90 derece değil midir? 3 alfa artı 60 eksi alfa eşittir 90 olacağından Buradan 2 alfa eşittir 30 oldu ve alfayı buradan ne bulduk? 15 bulduk. Hocam alfa 15 ise 15, 30, 45. 3 alfa 45 yaptı. X ile 45'in toplamı da 60 olacağından X'i de buradan kaç buluruz? 15 derece olarak buluruz. Çünkü bunun tamamı 60. Dolayısıyla X'e ne kaldı? 15 derece kaldı. Evet cevap böylelikle balık kesir oldu. Birinci soruda geldik ikinci soruya. ABC üçgen, AD ortay ve e ile ac birbirine paralel verilmiş. Hemen verilen bilgiyi kullanalım. Hocam bunların paralel olması ne anlama geliyor? Hop şöyle bir Z mi var arkadaşım? Evet. 30 sa, burası da 30. E burası da 30. A 30'ları yazınca iki iç açı bir dış açı hemen yan yana görünce. Değil mi arkadaşlar? Yani burası 60. E X kenarlık var. Burası da 60. Oba çıktı mı soru çıktı. Çünkü burası 90 e burası da 180'e tamamlayan açı. Kaç derece olur o zaman? 90 derece olur. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 3'e. Şimdi ABC ikizkenar üçgen demiş. Şu ikizkenarlığı bir kere ben kullanacağım arkadaşlar. Değil mi? Evet. Kullanacağız. Sonra AB ile AC birbirine eşit demiş. Şunlar eşit. Tamam. Bir de şu açılarda eşit verilmiş. Eyvallah. Ne yapalım arkadaşlar? Bir yerden başlayalım değil mi? Nereden başlayalım? Şu ikiz kenarların taban açısından başlayalım. Ya da şu noktalardan başlayalım. İkiz kenarların taban açılarından başlayalım isterseniz. Yani şuraya çizgi açısı diyelim isterseniz. Hocam ben buraya AA dersem. E mecbur buraya da bir B diyeceğiz değil mi? E o zaman burası tabi. Hocam iki iç açı bir dış açı. Direkt X dediğimiz A artı B oldu. Hocam X dediğimiz A artı B ise o zaman burası da A artı B. A şurada bir üçgen çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Nerede? Bak bütün açılar belli oldu burada. O zaman iç açılar toplamı 180. A var A var A var. 3 tane A var artı. Burada bir tane B 2 tane B 3 tane B var. 3A artı 3B çıkmış oldu. Yani 180'e eşit. A artı B'ye buradan kaç geldi o zaman? 60 geldi. Zaten x de A artı B'ye eşit mi? O zaman cevap ne olacaktır? 60 olacaktır. Üçüncü soru böylelikle atçay oldu. Geldik 4'e. BC'de açısı x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapıyorsunuz? Şu paralel doğrular uzatıyorsunuz. Yalnız paralel doğrular uzattığınız zaman tamam genelde bunu yapıyorsunuz. Ama şuna da hazır olacaksınız. Eski ha, ilerideki konular da karşınıza çıkabilir. Ne bileyim doğru açıdaysanız mesela üçgende açı çıkabilir. de ya da dörtgende açı çıkabilir. Yapacak bir şey yok. İsterseniz böyle uzatın. Ki böyle uzattığınızda ben size çözüm yolunu hemen söyleyeyim. Hocam şunlar paralel. Z'den dolayı burası 55 yapar. Burası 125 yapar. O zaman şuradaki dörtgen iç açıları toplamından gidersiniz. Buraya y edersin. Burası da y. Burası da 180 eksi y. Toplarsınız. Dörtgen iç açıları toplamından sonuca ulaşırsınız. Birinci yol bu. İkinci yolda tabii ki en garip sivrilen yerden ne yapıyoruz? Paralel çiziyoruz. O sadece doğrudan açıdan çözdürür genelde. Bazen üçgende açıyı da buluyoruz. En garip sivrilen yer C köşesi. E o zaman buradan bir paralel doğru çizelim arkadaşlar. Şöyle çizdik. Böyle çizdiğimiz zaman ne oluştu? Hocam şunun da şu paralel olduğundan şöyle bir M kuralı kullanabiliriz. Şuraya bir Y dersem. Y ile 55'in toplamı burası yaptı. Y artı 55 yaptı burası. E o zaman bu açıyla bu açı eşitse burası da Y artı 55 mi oldu? Evet. Neyi kullanmadık? Hocam adam zaten bununla bunu paralel vermişti. E zaten ben şöyle paralel çizdim. Şununla da şu paralel. Burada da bir y kuralı var mı? Hop var tabii ki. Yani y artı x eşittir y artı 55 olmalı hocam. Onlar birbirine eşit. E y'ler nana oldu. X de buradan ne geldi arkadaşlar? 55 derece geldi. Gördünüz sivilen yerden paralel çizince genelde daha kolay çıkıyor. Siz bilirsiniz. İstediğiniz yerden yapın. Ama o paralel doğruyu uzattığınız zaman e, farklı konularla da karşılaşabileceğinizi aklın, aklınızın bir köşesinde tutun arkadaşlar. Tamam. Evet Dördüncü soru denizli oldu. Geldik beşe. Hmm, su testisi su yolunda kırılır diyecektim ama neyse. Su terazisi. İçinde hava kabarcığı bırakılmış su dolu bir cam silindir ve tahta yataktan oluşan düzlem veya doğruların yataylığını yani açısını belirleyen ölçüm aracıdır. Böyle şurası 15 birim 15 birim içeride de bir hava kabarcığı var böyle arkadaşlar. Tamam. Yani 30 artı hava kabarcığı şu maviyi veriyor bana. Eyvallah. Bak 30 artı hava kabarcığı. Bak 30 artı hava kabarcığı. Bakalım ne diyor? Şekil 1'de verilen denge konumundaki su terazisi düz bir zeminde bulunmaktadır. Şurada düz bir zeminde. Tam böyle 15 15 ikisinin ortasında. Ee, sonra zemindeki her 6 derecelik eğim açısı için su terazisinin hava kabarcığı bir birim hareket ediyor. Ha, mesela böyle bir birim yukarı doğru hareket etmiş. Yukarı doğru kaldırılmış. Hocam bir birim yukarı doğru. O zaman ne olacak burada? 15'ti. Tam ortası 15'ti. 3 birim mi yukarı gitmiş arkadaşlar bu? Ya da 3 birim yukarı gitmiş ya da buradan 3 birim azalmış değil mi? O zaman bizim su testisi şöyleyse arkadaşım. tamam? Neyse. Ya şöyleyse o zaman biz burada kaçıyı buluruz? Burada kaçıyı kaç buluruz? Hocam 3 birimlik yukarı kaldırıldığı için o zaman burası 6. Her bir, bir derecede de her bir birimde de 6 derecelik şey yaptığı için burası da 6 çarpı 3 18 yapmalı. E, burası da arkadaşlar 15'te Tam ortası 15 iken 5 birim mi kaymış bu arkadaşlar? 5 birim kaymış. O zaman burada kaçın olacak arkadaşlar? 6 kere 5 30 olacak. Sonra Fikret Usta ördüğü bu duvarı su terasını şekil gibi koyunca çıkan ölçüleri tasarladığı gibi olduğunu görüyor. AC yer zeminine paralel olduğuna göre Fikret Usta'nın ördüğü duvarda ABC açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ha, bazılarınız şunu yapabilir. Hocam bunun devamı burada birleşir. Doğru. Sıkıntı yok. Ama birleşmek zorunda da değil. Belki bu buraya doğru gelecek arkadaşlar. Yine yöndeşlikten o açıları da yazarsınız. Sıkıntı olmaz. Tamam. Ne demek istiyorum? Mesela hocam belki bu şuraya geldi. Bu da buradan paralel. Burası 30 ise burası 30 oluyor. Yöndeşlikten dolayı hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. E o zaman burasını 18 bulduk. Burasını 30 bulduk. O zaman buradaki açıyı da buluruz arkadaşlar. Alfa artı 18 artı 30 eşittir. 180 olacağından şu ikisi 48 yaptı. O zaman alfa da buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 180'den 48 çıkartacağız. 132 derece yapıyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? 5. soruda akçay çıktı. Bu arada çok güzel bir soru. Tam da TYT'lik bir soru arkadaşlar. Hoş. Geldik 6'ya. Evet şu 3 doğru birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar şu paralellikleri ben bir kullanacağım. Bunları nasıl kullanacağım? Aa, şu paralel doğruları uzatırsak. Sivrilen yer yok sonuçta uzatırsak şöyle uzattığımda hocam x ise yöndeşlikten dolayı burası x yaptı. A şuradaki üçgende güzel bir şey. Dış açı dış açı dış açılar toplamı kaç? Hocam dış açılar toplamı 360. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Şuraya da ben bir a açısı diyecek olursam x artı y artı a eşittir 360 diyeceğiz. Zaten x artı y'yi 220 vermişler bize. O zaman a açısına kaç kaldı arkadaşlar? 140 derece kaldı. Evet a'yı 140 bulduk arkadaşım bazılarınız hala şunu yapıyor. Hocam 180 eksi x burası. 180 eksi y burası. Ben buraya bulurum ondan sonra. E ondan sonra bu açıyı bulurum. Ama iki tane dış açı varsa. E burada da dış açıdan git Değil mi? Daha kolay yapabilmek için. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Soruda biz neyi kullanmadık? BC ile EF'nin paralelliğini. Hocam şununla da şu birbirine paralel vermiş. E şöyle bir Z kuralı yok mu arkadaşlar? Değil mi? Şöyle bir Z kuralı var arkadaşım burada. E burası 140 ise o zaman burası da 140 yapar. E, soru işaretine ne kaldı o zaman? 180'e tamamlayan açısı 40 derece kaldı arkadaşlar. O zaman 6. sorunun cevabı böyle ne çıktı? C harf çıktı. Geldik 7'ye. ABC ve EBD bir ikizkenar üçgenmiş. AB ile AC birbirine eşit. Şu ikizkenarlıkları şöyle gösteriyorum. Karışık olan yerlerde böyle tırtıklayıp gösteriyordum. B ile de D birbirine eşit. Onu da mavi ile göstereyim. O tırtığı da şöyle gösterebilirsiniz. Düz bir çizgi şeklinde de çizebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çizdiğiniz zaman şey olur. Yani bunu siz siyah kalemle yapıyorsunuz ya benim işim kolay. Hocam kırmızı ile gösterdim. Siz ile gösterdim. Oh ne güzel. Biz kitapta nasıl yapacağız? Birini böyle tırtıklarsın kardeşim. Aha böyle tırtıklarsın birini. Tamam Birini tırtıklayıp böyle göstersin ikiz öbüründe Öbürünü de düz çizgiyle göstersin. Olay biter. Neyse. CFE açısında 42 derece demişim. Başlayalım bir yerden. Nereden başlayalım arkadaşlar? Valla şuradan taban açısından başlayacaktım ama 42 de var ya burada. O zaman buradaki açıya böyle A dersek daha güzel olacak. Çünkü iki iç açının toplamı bir dış açı olmuyor mu arkadaşlar burada? Evet. Yani burayı yazabiliyorum. Daha rahat bir şekilde yazabiliyorum. A artı 40 yaptı. Hocam bu x kenar. E o zaman burası da A artı 40 yaptı. Hocam maviler de x kenar. O zaman A artı 42 ise burası da A artı 40 yaptı. E bakın A. A artı 42 A artı 42. Yani büyük üçgende ne var? İç açılar toplamını yapacağım. A A A yani 3 A artı 2 tane 42 84 eşittir 180 olduğundan 3 A eşittir 96 olduğundan A da buradan 32 mi çıktı? Evet. B e, D açısı isteniyor bizden. B E D. O tamam cevap bulmuştu zaten. Cevabımız böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 8'e. Neler verilmiş? Şu ikiz kenar verilmiş. Bu açı ortay verilmiş. Valla buradaki açılara değer vereceğiz. Bunlara bir x x diyelim. Hocam iki iç açı yan yana görünce dayanamam. Ne yaparım? İkisinin toplamı o oh, bir dış açı. X artı 42. Hocam bu da x kenar ya. Burası da x artı 42. Dur takıldık. Verin abi bilgiyi kullandık mı? Kullandık. Bir tekniği kullanmadık. Alfayı kullanmadık. Hocam alfa da bu üçgende değil mi? Evet e, bu üçgende de alfa ile x iç açı. A ikisinin toplamı bir dış açıya eşit değil midir? Evet alfa artı x eşittir. Alfa artı x. X artı 42 eşit olacağından x'lerden nanay olacağından alfayı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 42 derece olarak buluruz. Yani 42 mi? Şu 32 mi? Çok özür. Şurası 32, 32. Hemen onu düzeltiyoruz arkadaşlar. Bu 32 nasıl 40 gördüysem çok ilginç. Evet alfa artı 32. Alfa artı x eşittir alfa artı 32 olduğundan alfa da buradan kaç çıktı arkadaşlar? 32 derece çıktı. Yani 8. soru Cihan oldu. Geldik 9'a. Önden görünümü dikdörtgen olan radyonun anteni şekil 1'de zemin ile 35 derecelik açı oluştururken anten ok yönünde döndürüldüğünde şekil 2'deki gibi uca, ucu duvar üzerine getirilerek radyo ile 15 derecelik açı yapıyormuş. Şekil 1'de antenin ucunun radyo uzaklığı radyonun tabanına eşit olduğuna göre. E ben bunu kullanacağım. Adam bana burada dikdörtgen şeklinde demiş. O zaman burada kaçlar 90'ar derece değil mi arkadaşlar? Evet. E ne var burada? Şunu kullanmalıyım şu eşitliği. Aa hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş. Ne var burada? Aklına ne geldi? Bak dik taban iki parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? Evet aynen öyle. Aklına ikiz kenar geldi. Hocam yükseklik taban iki eşit parçaya ikiz kenarda böler. Hemen ikiz kenar oluşturdun. Hocam ikiz kenarsa şu parçayla şu parça birbirine eşit mi oldu arkadaşım? Evet. E, 35 ise burası da ne oldu? 35 oldu. Tamam bu bulduğum bilgiyi burada kullanayım ben. Hocam şu uzunluk şöyle ve antenin uzunluğuna eşit eşitliği de koyalım böyle. Ve burada açı da 35 derece. Anteni böyle çevirdik ya. Anten hala aynı anten. E yani ne olacak? Burası da eşit olmayacak mı arkadaşlar? Antenin uzunluğu yine se. Ne çıktı burada? X kenar. 35'i de kullanalım bu arada. Hocam 35 ise şurada bir şurada kaçıyı bulabilir miyiz biz? 55 derece burası. 90 olduğu için tamam mı? E, Z'den dolayı da burası da 35 oldu mu? Oldu. Ya da 55-90 ise burası 35 oldu mu? Oldu. E hocam şu ikiz kenarlı da kullanacağız. İkiz kenarın tepe açısı kaç derece oldu? 35 ile 15'in toplamı kadar oldu. Yani 35 ile 15'in toplamı kaç? 50 mi yapıyor? E, i̇kiz kenarın tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl. Hocam 65 65 yapar buraları. E dolayısıyla cevap çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Yani 55 ile x'in toplamı kaç? 55 ile x'in toplamı 65 olduğundan X de buradan 10 derece olarak buluruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Yani tam tadımlık yani ÖSYM'lik bir soru. Çok hoş bir soru olmuş bu arada. Dokuzuncu soru. Böylelikle ne çıktı gençler? Böylelikle 10 yani Denizli çıktı gençler. Geldik 10. soruya. 10. soru ne demiş? Evet 10. soruda demiş ki 99 derecelik bir açıya. A eklenince doğru açı. Hmm. 99'a A eklediğimde doğru açı ney? 180 derece. A buradan kaç çıktı arkadaşlar? 81 derece çıktı. Sonra B eklenince 99'a B eklenince de ne oluyormuş arkadaşlar? Tam açı yani 360 derece oluyormuş. O zaman B de buradan kaç oluyor arkadaşlar? 360 eksi 99 mı oluyor? Evet. 360'tan 99 çıkartırsak arkadaşlar çıkartayım bakayım. 1, 5, burası 6 mı yapıyor? Evet. 261 mi yapıyor? A Aynen öyle. 261 yaptı. Burası. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? A artı B. A artı B ne olacak o zaman arkadaşım? 81 ile 261'in toplamı yapıyor. Son 2. Burası 7. Yok. 8, 6 daha 14. Elde var. 1, 2, 3. Cevabımız böylelikle 342 yaptı arkadaşlar. Yani 10. sorunun cevabı da böylelikle Ceyhan oldu. Ve Test peşi de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda test altının çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.